Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar TL kurunu inceleyeceğiz. Dolarda bizler için kritik seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. TL açısından kötü günler devam etmekte. Ayrıca Covid-19'un dünya genelinde ekonomilere verdiği zararlar bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için dolar sıkıntısına sebebiyet vermekte. Çünkü ülkedeki yatırımcılar genellikle bu gibi durumlarda arkadaşlar yatırımlarını daha güvenli olan ülkelere çekmeye çalışmaktalar. Bizim biliyorsunuz baştan beri maalesef merkez bankalarının yanlış tutumları, uyguladıkları politikalar yüzünden de arkadaşlar doların TL karşısında gücü gün geçtikçe yukarı yönlü ivmesini arttırmakta. TL için gene kötü bir olay biliyorsunuz takip ettiğimiz bir DAX vardı. Dolar endeksi ve dolar endeksi bugün itibariyle arkadaşlar düşen trendini maalesef yukarı yönlü kırdı. Tabii bu düşen trend için önemli bir sinyal mi? Bu önemli sinyalin yaşanabilmesi için dolar endeksinin 2 gün burada kapanış yapması şart. 93 şurada gördüğünüz arkadaşlar dolar endeksinde 93 40 seviyesi yaklaşık 93-40 seviyesi üzerinde artık 2 günlük bir kapanış olursa arkadaşlar dolar endeksi tekrardan güçlü seyrine devam eder ve ilk etapta yukarıda gördüğünüz 94-75 seviyesine kadar dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz. Bu da doların dünya genelinde de güçlendiğinin bir sinyali. 94-70'i yukarıya döndüğü dolar endeksinde de kırılmasıyla birlikte arkadaşlar artık dolar endeksinde tekrardan 98'li seviyelere doğru yukarı hareketler görmemiz maalesef kaçınılmaz gibi gözükmekte. Köşke son tabi Merkez Bankası daha iyi bilir her zaman bunu söylüyoruz arkadaşlar fakat son Merkez Bankası toplantısında aslında ufak bir miktar 200 bas puan gibi bir miktarda bir faiz artışı yapılsaydı şimdi dolar TL'de hala da 7.90 altındaki seviyelerde hatta 7.60'ta seviyelerde doları TL'yi görmek mümkündü. Fakat demek ki Merkez Bankası daha farklı şeyler düşünmekte. Ve o yüzden de bu hakkını o ay için kullanmadı. Bu dolar endeksinin yukarı yönlü kırılması arkadaşlar maalesef iyi değil. Bu da bize gösteriyor ki dolar daha hala gücünü devam ettirecek. Ve yukarı yönlü hareketler maalesef ilerleyen günlerde daha sert bir şekilde dolar lehine gelişecek. Şimdi dolar TL tarafına da bakalım. Dolar TL kurunda hareketler teknik olarak nasıl ilerlemekte? Evet, dolar TL'ye baktığımız zaman yükselen trendinde hala yukarı yönlü hareketleri devam arkadaşlar. Bugün 8.32 seviyesi tekrardan dolar TL kurunda denendi. Biliyorsunuz burada bir kuvvetli direncimiz var demiştik zaten 32 seviyesinde. Şu an itibariyle baktığımız zaman 32 civarlarında bir ikili tepe oluşumu mevcut. Fakat dolar endeksi maalesef ki düşen trendini kırdı arkadaşlar. O yüzden dolardaki geri çekilmeler artık sınırlı kalacaktır diye düşünmekteyiz. Dolar TL'de 8.16 seviyesinde bulunan bizler için önemli bir destek seviyesi var. Bu destek seviyesinin önemi şu şekilde arkadaşlar. Burada bir bu 8.16 altına dolar TL'nin atamaması durumunda yukarıda 8.42 gene kuvvetli bir direnç seviyesi dolar TL'de mümkün gözükmekte. Zaten buraya da kırması tekrardan dolar TL'nin 8.63 seviyesine kadar yukarı çıkması anlamını bizler için taşıyacaktır. O yüzden DAX'ı bizler de takipte kalıyoruz. Sizlerle birlikte bunu takip edeceğiz. Yukarıda belirttiğim direnç seviyeleri gene bizlerin de takibinde olacak arkadaşlar. Buradan gene bir kanalımızı çizdiğimiz zaman bu kanalında görüyorsunuz. Yukarıda kırılma olan nokta tekrardan şurada gördüğümüz
8-20 seviyesine denk gelmekte. Hatta biraz daha noktasal alalım. Siz çünkü Başkan 35 takipçileri noktasal biliyorsunuz geri çekilmelere alışık. Maalesef artık 8-24 dolar endeksi de hareketlendi. Şuradaki 8-24 artık önemli takipte kalacağımız bir destek haline geldi arkadaşlar dolar TL kuru için. 8-24 üzerinde kalındıkça da yukarıda ilk etapta 8-42 direnç seviyesine doğru dolar TL'nin gitmesi artık mümkün gibi gözükmekte. Geri çekilmelerde 8.24 ve 8.16 takibimizde olacak iki önemli destek seviyesi. Bu destekler üzerinde dolar TL'nin kalması, dolar TL'nin hala da gücünü koruması ve yukarıdaki 8.42 hedefine doğru dolar TL'yi götürmesi anlamını taşıyor. ABD'deki seçimler, 3 Kasım'daki seçimler yaklaştıkça da altın ve dolar tarafında spekülatif hareketler yaşanması gayet doğal olacaktır arkadaşlar. Gelecek haber akışlarıyla birlikte aşağı yönlü ve yukarı yönlü sert hareketler yaşanması da doğal. Fakat DAX'ın yukarıya kırması doların artık dünya genelinde de bir güç kazanmaya başlaması anlamı taşır. O yüzden dolar TL'deki arkadaşların dikkatli olması ve özellikle de şurada gördüğümüz 8.23 seviyesi altında bir kapanış gelmedikçe de dolar TL'de artık yukarı yönlü 32'nin tekrar denenip kırılacağı ve 8.42 seviyesindeki dirence doğru dolar TL kurunu taşıyabileceği anlamını çıkartabiliriz. Gönül isterdi ki DAX'ın daha da zayıflaması ve aşağı seviyelere doğru hareketlerini devam ettirmesi. Fakat maalesef DAX bugün itibariyle yukarı düşen trend çizgisini yukarı kırdı ve bu da dolar TL için maalesef olumsuz bir durum arkadaşlar. İçeride biliyorsunuz eksi de bulunan Merkez Bankası rezervlerimiz artı 140 milyara yakın bir dış borç ödememiz, özel sektörle birlikte bir dış borç ödeme miktarımız var. Fakat elimizdeki Merkez Bankası'nın elinde bulunan miktar bu miktarında altında. Yani bu ödemelerimizi de maalesef karşılayacak miktarda elimizde para yok. Merkez Bankası'nda para yok. Bunun neticesinde de arkadaşlar maalesef piyasa devamlı dolara yüklenmekte. Büyük firmalar özellikle borçlarını ödeyebilmek için piyasadan sürekli dolar çekme yoluna gitmekte. Bu da doları maalesef hala canlı tutmakta. Bundan kurtuluşun tek yolu arkadaşlar şu an itibariyle çünkü artık turizm tarafından da bir gelir gelmediğine göre bir swap anlaşması yapabilmek. Eğer bir sürpriz swap anlaşması ülkelerin biriyle 40-50 milyar dolarlık bir swap anlaşması görebilir veya gelebilirse arkadaşlar bu bizi geçici olarak belli bir süre rahatlatabilir ve dolar TL kurunu tekrardan yedili seviyelere doğru çekebilir. Fakat onun dışında herhangi bir hareket dolar TL kurunu tekrardan aşağıya çekecekmiş gibi maalesef görünmüyor. Dediğim gibi dolar TL kurundaki arkadaşlar sabırla beklemeli. Yukarıda özellikle bu 8.20'deki önemli destek altına inilmedikçe 8.20 8.23 civarlarındaki bu önemli destek aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe dolar TL kurunda beklemede kalınması yatırımcılar için uygun olacaktır gibi düşüncelerim hala devam etmekte. Arkadaşlar bugünlük dolar TL açıklamamız da bu kadar. Kanalıma bir beğen atmayı unutmazsanız ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa kendilerini kanalıma abone olmayı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.